Google'da ya da bilgisayarda kişinin a, a, internet üzerinden arama kayıtlarının tutulduğu ara yüze temple deniyor. Yani e, İngilizcede tapınak demektir. Yani böyle bir ilginç bir at bulmuşlar. Ona ilginç bir at koymuşlar. Aslında bu tarihsel bir şey e, bir süreci ifade ediyor. Çünkü ilk şehir devletleri Mesopotamya'da ortaya çıktığında merkezde tapınak ve saray vardı. Krallar veya o kentin e, liderleri şefleri orada oturuyordu ve kendi çevresinde çeperlerden oturan işte tarımda çalışan insanlar mutlaka ürettiklerini tapınağa teslim ederlerdi. Aslında tapınaklar hem ibadet yeriydi hem de bir depolama alanıydı. İnsanların A hakkı deyip ürünün büyük bir çoğunluğunu ilgili şehir yöneticilerine vermesi bu anlamda dini bir anlayışın algının geliştirilmesi gerekiyordu. Bu anlamda da bu işte tapınaklar vasıtası yürütülmüştür. Kimin hangi ürünü verdiği, ne kadar yükümlü olduğu e, tapınaklarda ilk kez yani kayıt altına alınmıştır. Yani insan devlet anlamında ilk kez ciddi kayıttan tutulduğu yerler tapınaklardır. Bu yüzden de bundan işte 7 bin, 8 bin yıl önce, 10 bin yıl sonra pardon internet teknolojisinin geliştiği zamanda bizim Arama motorunda yaptığımız tüm arama kayıtlarının saklandığı arayüzle temple denmesi de aslında 10 bin yıl önceki gerçekte bir kez daha ifadesi olmuş oluyor. Yani biz yeni tapınağımızda aslında bir takım izler bırakıyoruz. Bu sektörün a babaları da burada kayıtlara bakıp işte bize ne ile bize ne sunmaları gerektiğini oradan anlamış oluyorlar kendilerinden bizim hakkımızda istatistik tutmuş oluyorlar. Sonuç itibariyle bir sistem var şu anda. Çatışan bir sistem var. Küreselciler ve ulus devlet yanları arasında çatışan bir sistem var. Bazen bizim ülkemizde de mesela e, bu gel git yaşanıyor. Ulus devletler, küreselciler mikro milliyetçiliği e, savunurlar. Yani ulus devleti zayıflatmak için etnik ulusluların, e, ulus devletlerin içerisinde etik uyandırılmasından yanadır. İşte bazı bizim iktidarlarımız da işte bazı küreselci olur, bazı ulusalcı olur. Kafalar da karışıktır. O yüzden küreselcilerle ulus devlet yanları arasında ciddi bir çatışma var şu süreçte. Devlet yanları bir avantaj ele geçirmiş durumda bu pandemi sürecinde. Ancak küreselciler de bu işten kolayca vazgeçecek değiller. Çünkü kurulu bir düzen, bir sistem var direneceklerdir. Kendine göre bir yöntem geliştireceklerdir. Ama bu çatışmanın nereye evrilecek konusunda kestirmek çok zor. Sinema, radyo, televizyon, internet, akıllı telefonlar ve basın kitle iletişim araçlarına giriyor. Bir defa bunların yapıları biraz karmaşıktır, tek tip değildir. Genç kitlelere yönelik yayın yaparlar içerikleri geneldir. izleyicili heterojendir, birbirine benzemezler. Dolayısıyla çıkan bir etki herkesi, her mi aynı biçimde etkilemeyebilir Çünkü heterojen. Çok sayıda insanla eş zamanlı temas kurulabilir şu anda yaptığımız gibi. Yani kitle iletişim araçlarının şeyi bu. Potansiyeli bu. Bittiği i̇şte iletişimin iletişiminin en ileri boyutu sosyal medya mecrasıdır. Burada nedir? Artık insanlar aslında pek çok şeyden de vazgeçmişlerdir. Mesela kişisel haklarından vazgeçmişlerdir. Dijital çağda aslında insan hakları, kişisel haklar bir kez daha sorgulanmalıdır diye düşünüyorum. Mesela özel hayatın gizliliği nerede başlamaktadır, nerede bitmektedir? Yani insanlar kendi kendine özel hayattan ifşa bir dönemde bu önemli bir sorun. Sosyal medya mecraları kişi hakkında bilgi topluyorlar bu bilgiye yönelik de. Bilgi bombardımanı tutuyor, bilgi bombardımanına ya da reklam bombardımanına kişiyi tutuyorlar. Dolayısıyla bu sosyal medya mecralarının insanın kişisel bilgilerini bir yerde saklaması nedenle doğrudur. Bununla ilgili ciddi hukuksal yaptırımlar da yapılamıyor. Çünkü hukuk ulusaldır. Yani eğer bir devlet kendi kontrolü altındaki bir bölgede bir suç işleniyorsa onu daha çok baskılayabilir, kontrol altına alabilir. Ama iş uluslararası seviyeye girdiği zaman o ulusların yan yana girip bir hüküm vermesi hakikaten de zor bir süreçtir. Bu yüzden de Dijital e, kitle iletişim devresi e, öneminde mahrem alan e, sarsılırken aynı zamanda e, sözlü kültür ortadan kalkmaktadır. Sözlü kültür ne demek? Yani insanlar yaşam deneyimlerini sadece okula giderek medya araçlarıyla şunla bunla değil e, köyündeki yaşlıdan, e, evindeki dedesinden, annesinden, babasından öğrenir. Yani eskiden herkes e, yemek yapmayı biliyordu ve kimse de yemek kursuna, gastro, gastronomi kursuna, okuluna falan gitmiyordu aslında. Hatta e, eskiden düğünler oluyordu, kazanla yemekler yapılıyordu. E, bu yemek yapmayı e, insanlar bir şekilde köyde bulunan aşçılardan öğreniyorlardı. Yani bunun için de ilgili özel bir okul falan yoktu. Sözlü kültürde aktaranlar e, ortadan kalkmıştır aile büyüklerinin etkisi azalmıştır. Hatta ailenin çocuklar üzerindeki etkisi bile azalmıştır. Kişinin kodları önceden sözlü kültürde aile ve yakın çevre tarafından oluşturulurken şimdi daha küresel güçler devreye girmektedir. Bu anlamda kişilerin kendi varlıkları özdeş kurabileceği modeller geliştirilmekte. Bu modeller süsleri püslenmekte. Gerçek yüzleri gösterilmemekte. Sanal bir e, kahraman yaratılmakta. Kişiler bunlara bakarak ...artık kendi kişiliklerini tamamlamaya çalışmaktadır. Dolayısıyla sinemadaki yıldız sistemini, televizyonlardaki yıldız sistemini burada anlayabiliriz. Yine neden bu kadar yıldız tuttu hocam? Yani bu yıldız sistemi hemen her yerde vardır. Neden bu kadar büyük paralar ödendiğini burada anlayabiliriz. Çünkü aslında o kişiye büyük yatırım yapılıyor. O kişi üzerinden de bazı şeyler çok rahat pazarlanabiliyor. Biz biz kahramanlarımızla yani bizim kişiliğimizi oluşturacak kodlarımızla doğrudan temas halindeydik. Onları çok iyi bilirdik. Yüzle gelirdik onlarla çoğu zaman. Annemizle, babamızla, köydeki yaşlıyla, aynı zamandaki başka başka unsurlarla. Artık ni kişilik kodlarını oluşturan bu kişilerle yani yıldızlarla aslında sadece her şey sanaldır. Doğrudan temasımız yoktur. Aslında her şey görüntüdür. Her şey imajdır arkadaşlar. İmaj. Artık bu dönemde insana e, insanlara ihtiyacı yoktur. Kitle iletişim araçları yine akıl üretmiştir. E, bu nedenle aslında evden nene dede için uzaklaşmıştır? Zaten nene dede çalışamıyor. Yani onların hem bedenen bir katkıları yok artık eve. Aynı zamanda artık kıllarına da tecrübelerine de ihtiyaç duyulmamıştır. Dolayısıyla nene ve dede bu anlamda evden çıkmıştır aile çekirdek aileye dönmüştür. Geniş e, sanayi devriminden sonra geniş alet tipinin dağılmasının pek çok nedeni var. Bu, bu da bir ciddi etkendir. Önceden insanlar e, temel tıbbi bilgiler sahipti. Tabii ki savsatılara da sahiplerdi. Bu da normal bir şey. Bazı şeyleri de insanlar biliyorlardı yani bazı temel rahatsızlıkları. Evet çocuk ölümler çok fazlaydı ancak köyde yaşlı kadınların kimileri gerçekten de doğum konusunu anlıyorlardı ve evde doğum yaptırabiliyorlardı. Yani 1960'lara 70'lere kadar Türkiye'de Taşra'da ebe daha yoktu. Dolayısıyla doğumlar hep bu yaşlı kadınlar kontrol altında oluyordu. Ne olursa olsun ya doktora gidiyoruz ki gitmemiz de gerekiyor. Hatta doktora gitmeyi bırak doktora gitmeden kendisi internetten insana şu anda antibiyotik aramaya başladı. Hatta kendi kendine doktorlar kesildi. Rahatsızlarını internete yazıp kendi hasta kendisi kendileri teşhis koymaya başladı neredeyse. Yani internet aslında aklı bilim tıbbın bile önüne geçmiştir bu anlamda. Bu da tabii ki çok yanlış bir yöntemdir. Annenin, babanın, nenenin, dedenin yaşlılığının artık bu toplumda onların tecrübeden ihtiyaç duyulmadığı için bu toplumda değeri azalmıştır. Kitle iletişim araçları kardeşim yeni bir sistem doğurdu. Yıldız sistemi doğurdu. Artık insanlar yeni akıl hocalarıyla kişiliklerini oluşturuyorlardı. Yeni akıl hocalarıyla hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlardı. Annenin, babanın, nenenin, dedenin, köydeki büyüğün akıla ihtiyaç duymama başladılar. İçin uygarlığı önemli. Şimdi Hazreti Peygamber 700'lü yıllarda, 700'e doğru ya da 600 yıllar, yıllarda, pardon 600 yıllarda ilim Çin'de de olsa gidip alınız diyor. İlim Çin'de de olsa gidip alınız. Bazı Müslümanlar bunu sanki hani Çin çok uzak ya, uzak doğu. Müslüman ilim için her türlü cefaya çekmeni uzak da olsa gitmeni çöl deme demeden, yağmur demeden, çavur demeden ilme ulaşmalı gibi algılıyor. Doğrudur. Böyle bir anlam da çıkabilir. Aslında Hazreti Peygamber ilmin merkezi üzerinde Çin olduğu için ilim Çin'de de olsa gidip alınız diyor. Ee, i̇nsanla ortak malıdır. Gidip e, oradan öğrenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla e, uzun zamandan beri insanlar bu hadisi yanlış algıladılar. Yanlış algılamaya da devam ediyorlar. Alim deyince sadece din yani bilim insanı deyince alim din adamı gibi İslam dünyasında aslında Hazreti Peygamber ilimçinde de olsa gidip alınızdan müsbet bilimleri de işaret etmiş oluyor. Aynı zamanda Müslümanların yürekli olması gerektiğini başka şeyler gerçekliklerle de yüzleşmesi gerektiğini bunu korkusuzca yapması gerektiğini söylüyor. Keşfe ihtiyacımız var. Doğru şeyleri öğrenmeye ihtiyacımız var. Hatta bu anlamda yanlış şeyleri de öğrenebiliriz. Yani yanlış şeyleri öğrenmek, onları tasvip etmek anlamında değil. Biliyorsunuz ki Batlamyus'un işte dünya teorimi var, haritası var falan. Evet. Batlamyus'un teoremi biliyorsunuz çöktü. Ama biz bunu hala okuyoruz. Bu Batlamyus katılmak anlamına gelir, gelmez. Dünyada coğrafya bilgisinin hangi şekilde evrilerek günümüze ulaştığı konusunda bize sadece bilgi verir. Bu anlamda yanlış da irdeleme imkanı buluruz. Yüzleşmekten çekinmemek lazım. Ee, Çin o dönemde dünyanın en büyük e, şeylerinden bir tanesi yaptı. Duvarlarından, mimar eserlerinden bir tanesi Çin setini yaptı. Bu Çin seti aynı zamanda e, yani Çin'in ulusal devletinin o dönemdeki kendi koruma biçimiydi. E, hem belirli topraklar sahibi olduğu için hem de refah ülkesi olduğu için o dönemde Orta Asya'dan göç alıyordu. Bunu engellemek isteyen Çin hükümeti ya da Çin imparatorluğu o dönemde bu Çin setini yaptılar. Çin sadece ilim öğrenmeye çalışanların değil, aynı zamanda, aynı zamanda karnı doyurmaya çalışan, refah isteyen insanların da bir merkezi durumdaydı o dönemde. Bizim geldiğimiz noktada Hazreti Peygamber ilim Çin'de de olsa gidip alınız diyor. Bizimkiler ne yapıyor? İlmi boş ver, gidin mal alın diyor. Yani bu an, şu anda Türkiye ihracatın büyük çok ithalatın büyük çoğunu Çin'den yapıyor. Milliyetçiliğim, ulusçuluğum diye geçinenler bir toplu iğneyi dahi burada üretimi maliyetli olduğu için bir plastik topu dahi burada üretimi maliyetli olduğu için bir oyuncak dahi burada üretim üretim maliyetli olduğu için Çin'den getiriyor. Bunun tabii ki neresi bilim, neresi İslam, neresi milliyetçilik sorgulanması gerekiyor. Şimdi Çin biliyorsunuz ilk matbaayı bulan kişilerde kabartma e, yöntemiyle matbaayı buldular. Yani ağaçı oyuyorlardı. Dolayısıyla bunu bulmak oldukça zor. Çünkü neden diyeceksiniz? Arkadaşlar biliyorsunuz ki aynı da biz ters görünüyoruz. Aynı zamanda matba e, bu yonttuğumuz yerde de ters etki vardır. Ters etki. Ters etki. Dolayısıyla Ma, yani matbaada e, ya da oyma satında bizim bütün harfleri ters oymamız gerekiyor. Bütün yazıyı ters e, oymamız gerekiyor. E, atıyorum soldan sağ yaz soldan sağa yazıyorsak matbaada sağdan sola dizilmesi gerekiyor. Yani bu anlamda da aslında a, antik dönemde Çin önemlidir. Hatta günümüzde de bu antik dönemde Çin'in ne kadar böyle teknolojide, bilimde ileri gittiğini e, vurgulayan pek çok film vardır. İşte Çin e, hükümdarları, orada imparatorluklar var biliyorsunuz, Çin hanedanları birbirleriyle savaşıyorlar, böyle ateşten gülleler, havai fişekler, ondan sonra pusullarlar, uçan oklar, bir sürü bir sürü şey görüyoruz. Bunlar tabii ki pek çok abartma olsa da, yani o antik dönemdeki Çin'in e, ulaştığı noktayı orta koma önemli diye düşünüyorum ben. 610'da Hazreti Peygamber Peygamberin ilan ettiği 700'lere geldiğimizde İslam dünyası o, o Arabistan'dan dışarı doğru yayıldı. Arabistan dışarı doğru yayılırken İslam dünyası iki şeyle yüzleşti. Bir, Bizans İmparatorluğu, bin yıllık imparatorluktu. Hatta üç şeyle yüzleşti. Kuzeyde, Bizans'ta yüzleşti, bin yıllık imparatorluk, Eski Mısır Medeniyeti'yle yüzleşti. Batı tarafta ve Doğu tarafta da yine bir o kadar da güçlü devlet olan Pers İmparatorluğu yüzleşti. Ve Pers İmparatorluğu yüzleşti sonra Orta Asya'ya doğru giderken orada biliyorsunuz Orta Asya o dönemde tabii Türk nüfusu vardı ama Çin egemenliği altındaydı. Çin'le yüzleşti. İslam dünyası zengin medeniyetlerle yüzleşti. Dolayısıyla Orta Çağ dünyası İslam dünyasının altın dönemini oluşturuyor. Bu süreci yaşarken de Batı aslında Haç seferleriyle İslam dünyasıyla yüzleşti. Aslında İslam dünyasıyla yüzleşmedi bat aynı zamanda. İslam dünyasının beslendiği o yeni kaynaklarla, pardon, o eski kaynaklarla yüzleşti. Mısır medeniyetiyle yüzleşti, Yunan medeniyetiyle yüzleşti, işte Roma medeniyetiyle yüzleşti, Pers medeniyetiyle yüzleşti ve en önemlisi Çin medeniyetiyle bir kez daha yüzleşmiş oldu. Ee, bu açıdan da e, kültürel arası diyalog, kültürel arası iletişim bu dönemde önemlidir diye düşünüyoruz arkadaşlar.